Değerli izleyiciler, 30. cüzün meal özeti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebe suresi. Bu sure Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Ve ismini ikinci ayetindeki nebe, yani önemli haber kelimesinden alır. Buradaki haberden maksat kıyametin haberidir. Sureyi 3 bölümde incelemek mümkündür. Hemen hemen bütünüyle kıyamet ve ahiret hakkında olup, bu arada ilahi kudretin kainattaki bir takım tecellilerine dikkat çeker. 1 ile 16. ayetler arasında kıyametin kopmasından şüphe duyanlara, ileride farkına varacaklar ikazı yapıldıktan sonra Allah Teala'nın varlığının delillerinden bazıları anlatılır. Yerin bir döşek gibi yaratıldığından, dağların yere sağlamlık kazandırmak için çivi gibi çakıldığından ve türlü türlü nimetlerin yaratıldığından bahsedilir. 17 ile 30. ayetler arasında kıyametin kopma şeklinden ve cehenneme girenlerin karşılaşacağı dehşetli manzaralar anlatılır. 31 ile 40. ayetler arasında ise cennete girenlerin göreceği nimetlerle Allah Teala'nın huzurunda izin almadan kimsenin konuşamayacağından ve hesap günü geldiğinde kafirlerin toprak olmayı isteyecekleri anlatılır ve sure biter. Naziat Suresi. Mekke'de inmiş olan bu sure 46 ayettir ve ismini birinci ayetindeki naziat, yani uçup giden melekler kelimesinden alır. Bunlar kafirlerin canlarını zorla çekip çıkaran ölüm melekleridir. Ölümü hatırlatır. Ahireti inkar edenleri ikaz eder. Dikkatleri, gücü, serveti ve onu Rablık ve ilahlık iddiasına kadar götüren iktidarı kendisini Allah'ın cezasından kurtarmaya yetmeyen Firavun'a ve onun başına gelenlere çeker. Allah'ın kainattaki bir takım kudret tecellilerini nazara verir ve ahiret gerçeğine vurgu yapar. 1 ile 14. ayetler arasında Allah Teala'nın verdiği görevleri yerine getiren meleklerin vazifelerinden ve kıyametin kesinlikle kopacağından bahsedilir. 15 ile 26. ayetler arasında Hazreti Musa'dan ve iman etmeyen Firavun'dan bahsedilir. Firavun kendisini ilah olarak görecek kadar ileri gitmesine rağmen Allah Teala onu uyarmak için peygamber göndermiştir. 27 ile 46. ayetler arasında ise Allah Teala'nın yüceliğinden, kıyametin kopacağından ve kıyametin kopma gününün Allah'tan başka kimse tarafından bilinmediğinden ve cehennemin dehşetli bir yer olduğundan bahsedilir ve sure bitmiş olur. Abese Suresi. İslami tebliğin ilk dönemlerinde Mekke'de inmiş olup 42 ayettir ve ismini birinci ayetindeki abese, yani yüzünü ekşitti fiilinden alır. Hazreti Peygamber'in uyarıldığı surelerden biridir. Surenin baş tarafı Allah'ın dininin tebliğinde bütün insanların eşit konumda olduğunu ve tebliğin bazı prensiplerini vurgular. İkinci kısmı ise Allah Teala'nın üstün kudret ve hikmetinin bazı eserleri üzerinde insanları düşünmeye davet eder. 1 ile 16. ayetler arasında Hazreti Peygamber'in uyarılması anlatılır. 17 ile 32. ayetler arasında insanın nankör olduğu anlatılır. Zira o yoktan var edilmiş ve kendisine türlü nimetler verilmiş. Yine de nankörlük etmiştir. 33 ile 42. ayetler arasında ise kıyametin kopmasından ve koptuktan sonra aile fertlerinin birbirlerinden kaçmaları anlatılır. Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin ise kara olacağı da anlatılmıştır ve sure sona erer. Tekvir Suresi. İslami tebliğin ilk dönemlerinde Mekke'de inmiş olup 29 ayettir ve ismini birinci ayetindeki küvvirat, yani dürüldü fiilinden alır. Yuvarlak bir cismi dürmek, devirmek, yuvarlamak, herhangi bir şeyi yuvarlak bir cisme sarmak, dolamak veya ışığını giderip köreltmek anlamlarına gelir. Kıyamet hadiselerinden bazılarını zikrederek ahirete dikkat çeker. Kur'an'ın Allah kelamı ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın da Allah'ın Resulü olduğunu vurgular. 1 ile 14. ayetler arasında kıyametin kopma şeklinden bahsedilir. Güneşin ışığının alınması, yıldızların dökülmesi gibi. Ayrıca diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına Allah Teala Hazretleri neden gömüldüklerini soracak. Onları gömenleri muhatap bile almayacak. 15 ile 29. ayetler arasında ise
Allah Teala yeminli ifadeyle Kur'an'ın değerli olduğunu, Cebrail aracılığıyla gelen bir kitap olduğu, onun şair ve kahin sözü olmadığı ve dileyenin öğüt alacağı anlatılır ve sure son bulur. İnfitar Suresi. Mekke'de nazil olup 19 ayettir. Birinci ayetinde geçen infitarat fiilinin mastarı surenin ismi olmuştur. Göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Bu surenin de gayesi bir önceki sure gibi ahirette dünyadaki işlerin karşılığının görüleceğini kesin bir tarzda bildirmektedir. 1 ile 19. ayetler arasındaysa önce kıyametin kopma esnasında vuku bulacak bazı gök ve yer olaylarından, sonra insanın hiçbir şey değilken Allah'a meydan okumaya iten sebebin ne olduğu sorulur. Ardından din gününde kimsenin kimseye hiçbir fayda veremeyeceği anlatılır ve sure bitmiş olur. Mutaffifin Suresi. Mekke'de inmiş olan bu sure, günlük hayatta, alışverişlerde ve karşılıklı münasebetlerde doğru ve dürüst olmanın gerekliliğine dikkat çekmektedir. 36 ayet olup, ismini birinci ayetindeki mutaffifin, yani ölçüde tartıda hile yapanlar, muamelelerinde aldatanlar kelimesinden almaktadır. 1 ile 6. ayetler arasında ölçü ve tartıda hile yapanların Allah Teala'nın huzuruna toplanıp hesap vereceği anlatılır. 7 ile 17. ayetler arasında facirlerin, günahı işlemekten utanmayanların Siccin isimli cehenneme atılacağı anlatılır. Allah Teala'nın cemalinden mahrum edilecekleri de anlatılmıştır. 18 ile 36. ayetler arasındaysa iyilerin nimetler içinde olacakları, zira dünyada kafirlerin alaylarına maruz kaldıkları ve sabrederek cenneti hak edişleri anlatılır ve sure tamamlanmış olur. İnşikak Suresi. Mekke'de indirilmiş olup 25 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen fiilin mastarından almıştır. İnşikak, göğün yarılıp parçalanması anlamında kullanılmaktadır. Sureden maksat Allah'ın üstün kudretini hatırlatıp insanları uyarmak, kainatı yoktan yaratan kudretin haşri gerçekleştirmesinin pek kolay olduğu vurgulanmaktadır. 1 ile 15. ayetler arasında kıyametin kopma esnasında vuku bulacak göğün yarılması, yerin yayılması ve insanın eninde sonunda Rabbine kavuşması, hesap kitabı sağdan verilenlerin kolaylık görüleceği, kitabı soldan verilenlerin ise zorluk çekeceği anlatılır. 16 ile 25. ayetler arasındaysa Allah Teala bazı zamansal olaylara yemin vurgusu yaptıktan sonra insanın ahiret gününde halden hale gireceğini belirtir. Bazı kimselerin iman etmekten imtina ettiği, bazılarının ise iman ettiği vurgulanır ve sure bitmiş olur. Buruc Suresi. Mekke'de nazil olmuş bulunan ve 22 ayetten oluşan bu sure, ismini birinci ayetindeki buruc, yani burçlar kelimesinden alır. Müminleri maruz kaldıkları işkenceler karşısında sabretmeye çağırır ve önceki rasullere karşı çıkanların başlarına gelenleri hatırlatarak Kur'an'ın düşmanlarının muvaffak olamayacaklarına işaret eder. 1 ile 11. ayetler arasında ateş çukuruna atılan müminlerin ve onlara bu azabı reva gören kafirlerin durumundan bahsedilir. 12 ile 22. ayetler arasında ise Allah Teala'nın azabının çetin olduğundan, onun affeden ve seven olduğundan, arşın sahibi olduğundan ve dilediğini yaptığından bahsedilir ve sure bitmiş olur. Tarık Suresi. Mekke'de inmiş olan ve 17 ayetten oluşan bu sure, ismini birinci ayetindeki Tarık, yani geceleyin görünüveren kelimesinden alır. Sure ahiret üzerinde yoğunlaşır. 1 ile 17. ayetler arasındaysa insanın kendi yaratılışına bakması gerektiği, Allah'ın huzurunda hiçbir gücün onu koruyamayacağı ve tuzak kuranlara Allah Teala'nın fırsat verdiği, zira tuzakları boşa çıkaranın Allah olduğu anlatılır ve sure biter. A'la Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayettir. Sure adını birinci ayette Allah Teala'nın sıfatı olarak geçen ve pek yüce anlamına gelen A'la kelimesinden almıştır. Bu surede Allah'ın kudreti ve birliği, Hazreti Peygamber'e gelen vahiy ve bir de bazı güzel öğütler yer almaktadır.
1 ile 19. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden, öğüdün Allah'tan korkana fayda vereceği, eşkıya ruhlu kimseye fayda vermeyeceği ve dünya hayatı yerine ahiret hayatının daha tercihe şayan olduğu anlatılır ve sure sona erer. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Bu sure adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Gâşiye, kaplayan, saran demek olup, korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için kıyametin sıfatlarından biri olmuştur. Kıyamet günü kafirlerin karşılaşacakları meşakkatlerle müminlerin tadacakları mutluluktan sonra Allah'ın kainatta tezahür eden üstün kudret ve hikmetinin bazı delilleri üzerinde tefekküre davet eder. 1 ile 16. ayetler arasında kıyamet günü geldiğinde yüzlerin korkudan donup kalacağı, dünya hayatını boş şeylerle dolduran kimsenin cehenneme atılacağı ve bazı yüzlerin çok güzel olacağı, cennet nimetlerine kavuşacağı anlatılır. 17 ile 26. ayetler arasında ise Allah Teala'nın varlığının delillerinden bazıları anlatılır. Devenin yaratılışı, göklerin ve yerin yaratılış şekilleri anlatılır. Son olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, sen onların üzerine zorba değilsin. Dileyen iman eder, dileyen etmez. Onların hesabının Allah'a ait olduğu vurgulanır ve sure bitmiş olur. Fecr Suresi Mekke'de inmiş olan ve 30 ayetten oluşan bu sure, ismini 1. ayetindeki El-Fecr yani şafak veya sabah aydınlığı kelimesinden alır. Allah'ın mesajını ve onu getiren rasulleri yalanlayan bazı eski toplulukların acı akıbetleri nazara verir. İnsan karakterinin bir takım önemli yanlarına dikkat çeker. Müminleri ve kafirleri ahirette bekleyen sonu anarak ikazda bulunur. 1 ile 14. ayetler arasında Allah Teala bazı zamansal olaylara yemin eder. Ardından akıllarını kullanamadıkları için helak edilen kavimlerden birkaç tanesi anlatılır. Kendisinin daima gözetleme yaptığı vurgusu yapılır. 15 ile 30. ayetler arasında ise insanın nimet kazandığı zaman kendisine değer verildiğini, nimet elinden alındığı zamansa nankörlük yaptığı anlatılır. İnsanın kıyamet koptuktan sonra aklını başına alacağı ama bunun fayda vermeyeceği vurgusu yapılır. Ardından mutmain nefsin razı olunmuş bir şekilde cennete gireceği söylenir ve sure bitmiş olur. Beled Suresi Mekke'de inmiş olan ve 20 ayetten oluşan bu sure ismini 1. ayetindeki El-Beled yani şehir kelimesinden alır. Müfessirler ayetin de ismi olan şehirden kastın Mekke olduğu görüşündedir. Cenab-ı Allah'ın insanlara olan nimetlerini ve kudret tecellilerini hatırlatan sure, insanları birbirlerine yardıma ve ahiret için çalışmaya çağırır. 1 ile 20. ayetler arasında öncelikle kendisini yenilmez zanneden insanın da yenileceği anlatılır. Sonra akabenin ne olduğunun cevabı verilir. Son olarak da hesap kitaplarını sağdan veya soldan alanların durumuna değinilir ve sure bitmiş olur. Şems Suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçip güneş anlamına gelen şems kelimesinden almıştır. Bu sure, insanın hayra ve şerre kabiliyetli yaratılmış olduğunu bildirip, iradesini iyiye kullanmaya teşvik eder. Küfür yolunu seçenlerin feci akıbetlerine Semud halkını misal getirir. 1 ile 15. ayetler arasında Allah Teala bazı zamansal olaylara yemin ettikten sonra insana iyiliğin de kötülüğün de ilham edildiğini anlatır. Ama insan iyi olmak yerine kötü olmayı tercih etti. Son olarak da Salih Peygamber'in mucizesi olan deveyi kesenlerin karşılaşacağı ceza söylenir ve sure bitmiş olur. Leyl Suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen leyl kelimesinden almıştır. İnsanın gayret göstermesi, makbul bir hayat geçirmesi için yapması gereken işler, iyilerin ve kötülerin ahiretteki akıbetleri anlatılır. 1 ile 21. ayetler arasında Allah Teala bazı zamansal olaylara yemin ettikten sonra insanların değişik işler yaptığını belirtir. Bazıları kötülük yapmayı huy edindiği için ona kötülük yapmak kolay gelir.
Bazıları da iyi olmayı huy edindiği için ona iyilik yapmak kolay gelir ve sure sona erer. Duha Suresi 11 ayetten oluşan ve Mekke'de Risaletin başlangıcında vahyin bir ara kesilmesine müteakip inen bu sure, ismini birinci ayetindeki Ed-Duha yani kuşluk vakti kelimesinden alır. Allah Resulü'nü teselli eder. Allah'ın onun üzerindeki bazı nimetlerini hatırlatır ve ona büyük müjdeler verir. 1 ile 11. ayetler arasında Allah Teala bazı zamansal olaylara yemin ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakmayacağını belirtir. Sonra Peygamber Efendimizin de yapmasını istediği bazı davranışları hatırlatır ve sure biter. İnşirah Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Bu sure adını ilk ayetinde geçen bir kelimeden almıştır. Allah Teala'nın Resulünün kalbini ferahlandırmasını ifade eden bu neşrah kelimesi surenin esas konusunu teşkil etmektedir. Çok ağır olup onun belini çatırdatan risalet ve tebliğ meşakkati Allah'ın ihsanıyla hafiflemiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olarak tebliğ ve hakka hizmet vazifesini devam ettiren bütün Müslümanlara da bu sure mühim bir kuvvet kaynağıdır. 1 ile 8. ayetler arasında Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsan ettiği bazı nimetleri hatırlatır. Her zorluğun içinde bir kolaylığın olduğu iki defa vurgulanır ve daima Allah'a yönelinmesi gerektiği ifade edilir ve sure bitmiş olur. Tin Suresi. Ayet sayısı 8 olan ve Mekke'de inen bu sure ismini birinci ayetindeki Et-Tin yani incir kelimesinden alır. Hangi Resul getirmiş olursa olsun ilahi dinlerin aynı temel esaslara sahip olduğu ve insanın kurtuluşun iman ve salih amelde yattığını vurgular. 1 ile 8. ayetler arasında incir, zeytin, Sina Dağı ve Mekke'ye yemin edildikten sonra insanın en mükemmel şekilde yaratıldığı, iman eden ve salih amel işleyenler hariç insanların cehennemin dibine girecekleri vurgusu yapılır ve sure son bulur. Alak Suresi 19 ayetten oluşan ve ismini 2. ayetindeki Alak yani rahim duvarına yapışmış yapışkan hücre veya zigot kelimesinden alan bu sure-i şerife Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama vahyin gönderilmeye başlamasını okumanın, yazmanın ve ilmin önemini vurgulayarak başlar. 2. bölümde zenginleşen kafirde azıtma ve tuğyan damarının kabardığını, 3. bölümde ise başlıca örneğini Ebu Cehil'de bulan azgınların dinin direği olan namazı engellemeye çalıştıklarını ve onların müstehak oldukları cezaya çarptırılacaklarını bildirir. 1 ile 19. ayetler arasında kandan yaratılan insanın okuması gerektiği, ancak insanın kendisini ilahtan müstani gördüğü ve Allah'a meydan okuduğu anlatılır. Allah Teala da bu meydan okumaya cevap verir ve cehennem zebanileriyle bu meydan okuyanları karşılayacağını belirtir ve sure bitmiş olur. Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Adını ilk ayette geçen Kadir yani Kadir Gecesi kelimesinden almıştır. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir. Kur'an'ın vahyinin başlangıcından ve o gecenin büyük fazilet ve bereketinden o gece kainatı kaplayan ilahi esenlikten bahseder. 1 ile 5. ayetler arasında Kadir Gecesi'nin değerinden ve değerini neden aldığından bahsedilir ve sure bitmiş olur. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El-Beyyine yani açık ve kesin delil kelimesinden almıştır. Bu sure-i celile ehli kitabın Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın risaleti karşısındaki tutumlarını Allah'ı tek ilah tanıyarak ona halis ibadet etmenin gerekliliğini, müminlere kafirlerin ahiretteki durumlarını beyan eder. 1 ile 8. ayetler arasında ehli kitabın kesin delillere rağmen inatları ve kıskançlıkları nedeniyle iman etmedikleri anlatılır. Sonra müminlerin yeryüzünün en hayırlı canlısı olduğu, kafirlerin ise en kötü canlısı olduğu vurgulanır ve sure biter. Zilzal Suresi
Medine'de inmiş olup 8 ayettir. Mekke'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Sure adını 1. ayetine geçen fiilin maslarından almıştır. Sarsıntı, deprem manasına gelmektedir. Kıyametten hemen önce gelecek olan şiddetli depremden daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. 1 ile 8. ayetler arasında kıyamet öncesi vuku bulacak olan deprem ve sonuçlarından bahsedilir. Bu deprem tüm dünyayı yok edecek ve zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur, zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur ayetleriyle de sure bitmiş olur. Adiyat Suresi. Medine'de nazil olan ve 11 ayetten meydana gelen bu sure ismini 1. ayetindeki El-Adiyat yani nefes nefese koşan atlar kelimesinden alır. Hakkı yaymada kullanılan atları ve onları kullananları sena ettikten sonra dikkati insanın tabiatında özellikle inkarcılarda bulunan nankörlük ve bencillik gibi bir takım olumsuz sıfat ve tavırlara çekerek Cenab-ı Allah'ın insanların her yaptığından haberdar olduğu ikazında bulunur. 1 ile 11. ayetler arasında Allah Teala atlı süvarilerin savaş durumlarını anlattıktan sonra insanın Rabbine karşı çok nankör olduğu ve kendisinin de buna şahit olduğu anlatılır ve sure biter. Kariya Suresi. Mekke'de inen ve 11 ayetten oluşan bu sure ismini 1. ayetindeki El-Kariya yani ani ve çok güçlü darbe kelimesinden alır. Kıyamet ve ahiret gününün dehşetine ve dünyada işlenen amellerin neticelerine dikkat çeker. 1 ile 11. ayetler arasında ansızın gelecek olan kıyamet ve sonrasındaki hesap verme olayı anlatılır ve sure son bulur. Tekasür Suresi. Mekke'de nazil olan ve 8 ayetten oluşan bu sure ismini 1. ayetindeki Et-Tekasür arttırmada yarışma anlamına veya mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamlarına gelir. Daha çok dünyalığa sahip olma ve bunlarla övünme yarışı ve bu yarışın sonuçlarına karşı insanları şiddetle ikaz eder. 1 ile 8. ayetler arasında çoklukla övünmenin kötü bir ahlak olduğu ve her nimetin hesabının sorulacağı vurgusu yapılır ve sure bitmiş olur. Asr Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir. Adını ilk ayetinden alır. Bu veciz sure İslam'ı 2 satırda özetlemektedir. Allah Teala 1. ayette asra dikkat çekmekte, onun önemini hatırlatmaktadır. Asır sözlükte dehir, süresiz zaman, gece ve gündüz, ikindi vakti, herhangi bir şeyin muayyen vakti, insan toplumu, yağmur gibi çok çeşitli manalara gelebilir. Tefsirciler daha çok ikindi vakti ve ikindi namazı, mutlak zaman, özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın asrı, ahir zaman manaları üzerinde dururlar. İmam Şafii radıyallahu anh şöyle demiştir. Kur'an'dan başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa sure bile insanların dünya ve ahiret mutluluklarını temine yeterdi. Bu sure Kur'an'ın bütün öğrettiklerini kucaklıyor. Onun içindir ki, ashabtan iki kişi birbirine kavuşunca bir diğerine Asr suresini okumadan sonra da selam vermeden ayrılmazlardı. 1 ile 3. ayetler arasında iman edenler, salih amel işleyenler, sabrı ve hakkı tavsiyeleşenler hariç herkesin zararda olduğu vurgulanır ve sure biter. Hümeze suresi. Mekke'de inmiş olup 9 ayetten oluşur ve ismini 1. ayetindeki El-Hümeze yani arkadan çekiştirici, alaycı kelimesinden alır. Malına, mevkiine, statüsüne bakarak insanları küçük görme, onlarla alay etme, arkadan çekiştirme konusunda şiddetli ikazda bulunur. 1 ile 9. ayetler arasında insanın onuruna yakışmayacak şekilde onunla sesli veya sessiz alay etmesinin ne kadar büyük cezalara sebep olacağı anlatılır ve sure biter. Fil Suresi. Mekke'de inmiş olup 5 ayetten oluşur ve ismini 1. ayetindeki El-Fil yani fil kelimesinden alır. Allah Resulü'nün doğumundan 50 gün önce Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye saldıran Ebrehe İbni Sabah komutasındaki Habeşistan ordusunun başına geleni anarak Allah'ın dinine karşı aktif düşmanlık konusunda ikazda bulunur.
1 ile 5. ayetler arasında Peygamber Efendimizin doğumundan önce vuku bulan fil olayı anlatılır ve sure bitmiş olur. Kureyş Suresi Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir. İlk ayetinde Kureyş'ten bahsettiği için bu isim verilmiştir. Bir önceki Fil Suresi'ndeki konuyla sıkı irtibatı olup onun devamı gibidir. Kabe'ye sahip çıkıp onu korumaları sebebiyle Kureyş'in nail oldukları nimetleri bildirmektedir. Allah Celle Celaluhu Mekke'yi yabancı saldırılara karşı korumuş, emin belde kılmış ve Mekkelilere hiçbir zaman açlık azabı çektirmemiştir. Kabe'nin varlığı sebebiyle hacılar Mekke'ye gelirlerdi ve Mekkeliler Kabe'den dolayı civar kabilelerden saygı görürlerdi. 1 ile 4. ayetler arasında Kureyş kabilesine verilen güvenlik ve ekonomik zenginlik nimeti anlatılır. Bu nimetlerin karşılığında ise onlardan ibadet etmeleri istenir ve sure bitmiş olur. Ma'un Suresi Mekke'de nazil olan bu sure 7 ayetten oluşur ve ismini 7. ayetindeki El-Ma'un yani yardım kelimesinden alır. Dinin asli rükünlerini samimi inanmak gerektiğini ve toplum içi yardımlaşmanın önemini vurgular. Nifaka karşı uyarır. 1 ile 7. ayetler arasında ibadetin içine riyanın karışmaması gerektiği ve yardımseverlik vurgusu yapılır ve sure bitmiş olur. Kevser Suresi Mekke'de inmiş olan bu sure 3 ayettir ve ismini 1. ayetindeki El-Kevser bol ve kesilmez hayır kelimesinden alır. Allah Resulüne gittikçe artacak pak bir nesil dahil olmak üzere dünyada ve ahirette pek çok hayır verileceğini, buna karşılık ona düşman kesilip soyu kesik diyenlerin ise hem soy hem hayır itibariyle kesik olacakları müjdesini vermektedir. 1 ile 3. ayetler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahs-ı manevisinin Allah Teala tarafından korunmuş olduğu anlatılır. Ona sözle dahi dokunanın mutlaka karşılığını göreceği vurgulanır ve sure sona erer. Kafirun Suresi Mekke'de inmiş olup 6 ayettir ve ismini 1. ayetindeki El-Kafirun yani kafirler kelimesinden alır. Müslümanların kafirler karşısında kesin kararlı olarak tevhide sarılmalarını, bununla beraber kafirleri dini kabul etmeye zorlamayıp kendi tercihlerine bırakmalarını bildirir. Müşrik yerine kafir kelimesi kullanılarak Hazreti Peygamber'in dinine inanmayan bütün gruplara hitap edilmektedir. Kafir kavramı hakaret anlamı taşımaz. Kafirler, Hazreti Muhammed'in elçiliğini inkar edenler ve getirdiği buyruklardan yüz çevirenler demektir. Muaviye el-Eşcai'nin babası Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama "Ya Resulallah, uyumak istediğimde ne söyleyeceğimi bana öğretir misin?" diye sorunca o şöyle buyurdu. "Kul ya eyyuhel kafirun" suresini okuduktan sonra uyu. Çünkü bu sure şirkten kurtuluştur. 1 ile 6. ayetler arasında kafirlerin dinlerinden uzak durulması gerektiği anlatılır ve sure sona erer. Nasır Suresi Medine'de Allah Resulü'nün vefatlarından 3 ay kadar önce inmiş olup 3 ayettir ve ismini 1. ayetindeki Nasır yani zafere götüren yardım kelimesinden alır. Cenab-ı Allah'ın Resulüne olan nimetinin ve Resulün de vazifesinin artık tamamlandığını, dolayısıyla vefatının yakın olduğunu bildirir. Ayrıca kazanılan zaferler karşısında müminleri dikkate, şükre, gurura düşmemeye ve daima istiğfar halinde olmaya çağırır. 1 ile 3. ayetler arasında Peygamber Efendimiz'e Allah'tan gelen yardım ne kadar büyük olursa olsun daima istiğfar ve tevbeyi bırakmaması gerektiği anlatılır ve sure bitmiş olur. Tebbet Suresi Mekke'de inmiş olup 5 ayettir ve ismini 1. ayetindeki Tebbet yani kurusun, helak olsun kelimesinden alır. Mesed veya Leheb Suresi olarak da adlandırılmıştır. Hak dine düşmanlık etmesi sebebiyle kin ve hasedinden yanan, böylece varacağı ebedi cehenneme girmeden dünyada aleve giren ve ateşlik manasına gelen Ebu Leheb ile eşinin şahsında din düşmanlarının akıbetini bildirir. Ebu Leheb'in akıbetini ve kafir olarak öleceğini senelerce önce haber vermektedir. Ebu Leheb
hastalığı sebebiyle katılmadığı Bedir Savaşı'nda Mekkelilerin yenilmesine o kadar üzüldü ki bir hafta sonra ibret olacak şekilde öldü. 1 ile 5. ayetler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sürekli sıkıntı çıkaran Ebu Leheb ve karısının beraberce cehenneme gireceği anlatılır ve sure bitmiş olur. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir. İlk vahyedilen surelerden olan bu sure adını konusundan alır. Kur'an'ın hülasası ve halis tevhidi ortaya koymasıyla İhlas adı verilmiştir. Bu sure şirkin her çeşidini pek özlü bir şekilde reddetmektedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse Kul huvallahu ehad suresini okursa Kur'an'ın 3'te 1'ine denk gelir. 1 ile 4. ayetler arasında Allah Teala'nın tek ilah olduğu, kimseye muhtaç olmadığı, kimsenin babası ya da evladı olmadığı ve kimsenin ona denk olmadığı anlatılır. Sure bitmiş olur. Felak Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetine geçip sabah manasına gelen felak kelimesinden almıştır. İnsanların kendilerine gelebilecek her türlü kötülükten Allah'a nasıl sığınıp, nasıl onun himayesine girebileceklerini öğretmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam herhangi bir ağrı veya sızıya maruz kaldığında muavvizeteyni yani felak ve nas surelerini okuyup kendi üzerine üflerdi. 1 ile 5. ayetler arasında her türlü yaratığın şerrinden, sabahın şerrinden sığınılması gerektiği anlatılır ve sure sona erer. Nas suresi Mekke'de bazı müfessirlere göre Medine'de inmiş olup 6 ayettir ve ismini 1. ayetindeki ennaz, insanlar kelimesinden alır. Şeytanın ve benzeri varlıkların şerlerinden ve gizli planlarından, desiselerinden Allah'a nasıl sığınmamız gerektiğini öğretir. 1 ile 6. ayetler arasında her türlü maddi ve manevi sıkıntıdan, nazardan, büyüden Allah'a sığınılması gerektiği anlatılır ve sure de Kur'an-ı Kerim'in son cüzü olan 30. cüzde bitmiş olur. Sadakallahu'l-azim.